ters diyebiliriz bu ters, işe. Ters, ters. Yani... Yani ters. Milta yok. Evet. Nova yok. Mansion yok. Milta yani... Power yok. Dağın arkasına doğru gidiyorlar. Normal. Biz de rotasyona zaten kalkmışız. Acaba sese mi gidiyoruz yoksa biraz kötü bir bölgede miyiz? Emin değilim. Temponun seslerini alamadık mı? Biz üzerlerine gitmişiz. İyi oyun. Solkay'dan geldi. Spey'i hemen bitirecek. İlk puanımızı aldı. Kaşaş 24 bu arada yerdi. Bu avantaj bizim için müthiş. Raum canını yeniledi. Tensa ayrı. Şimdi burada Tensa'yı yakalarsak eğer Roma farkına varırsak lazım. Rahat ederiz. Farkına varırsak rahat ederiz. Tek bir oyuncu kaldı. Sağ olsun Tensa bize yerini bildiriyor. Solkay'ın düşmesinde bence hiç problem yok. Tek olarak o hayatta kaldığı için biz burada rahatlıkla oynayacağız. Tensa'yı alalım. O bölgede rahat görecektir. Biz de Solkay'ı kaldıracağız. Herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Bir AK spray geldi ama Raum biraz üzüyor bizi aman şu lütfen. An. Aman. Aman Raum bizi aman, biraz aman, üzüyor. Yapmayın. Üzerine... Yapmayın. Şu an Tensa daha da fazla üzüyor. Lutz'un burayı toplaması gerek. Lutz'un burayı toplaması çok iyi, gerek. 1v4 görmeyelim. 1v4 görmeyelim. Of. Hiç gerek yok. Ya Raum'u kaybettik. Pike geldi. Kaç. Kaç Lutz. Kaldırabilecek mi? Kaldıramayacak. Yapmaması lazım. Bırakması, bırakıp gitmesi lazım ya. Bırakıp gitmesi lazımdır Lutz'un şu an. Hatalı oyun geldi ve biz burada elineceğiz gibi gözüküyor. J7 Solkay skorunu çalıyor. Üzerine doğru da oynayacaklar Lutz'un. Ne yazık ki biz skorlarımızı aldık ama istediğimiz açılışta bu değil. İyi bir uçak. Alışık bayağı, değil miyiz? Allah Allah. Bu şey demek ama. Çok kötü bir alan vereceğim ha, demek bu. Ha, tabii kızışıyor. Evet. Sonra devam edecekti. Biz elendik ne yazık ki. Bullist ekibi olarak. Unique diğer tarafa doğru yöneliyordu. Şimdi burada UDR'dan Focus yerdeydi. Ulysses'i görmeleri lazım. Onun henüz farkına varamadılar. Biz birer ikişer puanları toplamak isteyeceğiz. Ader'den ufak bir cevap var o bölgeye doğru. Lutz hemen droplara doğru kafa atmak istemiş. Diğer taraftaysa Solkay'ın Lovazin'i Raum'un henüz takip etmediğini gördük. Şimdi burada Team Unique eleniyor. Pira alanın dışına kendisini bırakırken Ader değere düştüğü için Cloud Nine'ın bizlere veda ettiğini görüyoruz. Biraz daha rahat şekilde puan toplamak isteyeceğiz. Sıralamadan da aldıklarımızla beraber daha fazlası bizde. Yani. Biraz böyle tepeye yakın bir oyuncumuz daha olsa rahat edebilirdik. Şimdi onlar araçlarını çektiler. Tix'i oraya doğru İzin gitmek istiyordu. Bir mermi daha lazım. O mermi ne yazık ki İzin gelmiyor. Tabii. Şimdi Lovazin güzel açıyı elde etmiş oldu. İlk skoru çekti. Axer kovalamak isteyeceğiz. Tix'in aracını patlatacaklar sanırım. O araç patlama hasarıyla beraber skor garantilemek sen... istiyorlar ama sanki Axer. Bunu yapmasak birazcık daha mantıklı olabilirdi. Loop sindirildi. Axer'in bu sayede tabii yerini öğrendik. Bu da bir yandan güzel bir info. Solkay hemen alıyor. Aksere doğru koşturmacaya başlayacağız. Sam geliyor. 9 skorları sesi var. Sesi verdi Raum'a. Verdi mi? Vermedi. Hı. Hayır. Acaba vermedi, vermemiş vermedi, olması vermedi, lazım. Vermedi. Bomba bizden mi geldi? Yo, evet Raum'a vermiş, sesi vermiş. Evet, Raum'a evet. Sesi vermiş. Raum'dan ikinci bomba denemesi çok var oraya doğru. Bomba. 35 hasar vurdu. Hala %20 canı sağ var sağ Sam'in. Sağ bir sağ tane sağ daha. Fazla başarılı olacaktır. Bence o skor bize geldi. Ah. Sinan ama hayır. Milimetrik. Milimetrik ya resmen. Biliyoruz ama biliyoruz sesi verdi Raum skoru oynadı. Etkiledi. Hadi Raum. Şimdi burada helal. Beraber oyunu yapmak isteyecekti ama o mikro. Onu da. Günün 3. maçında Eren geldi galibiyeti çekecek. Temiz oyun çocuklar. Kaliteli bir hamle yaptık. Sonrasını ise kolaylıkla oynadık. Ve bir kez daha Miramar haritasında sizlerle beraberiz. Ya buyur Miramar oynayalım hadi gel oynayalım. Cloud9 eleniyor burada. Bizim için güzel haberler geldi. Tempo onları bitirmeyi başarmış. Dikkatli olunması lazım. Federal düşecek oradan yere doğru. O bedava skoru keşke alabilseydik. Karilyo'da bitirildi bu noktada. Lovazin mi düşürülmüştü? Hayır Lovazin hayatta. Lovazin'in de bir şekilde çıkması lazım. Sinan sıralamadan aldığımız puanlar da eğer eklenirse şu anda Cloud9'ın önüne geçebilecek pozisyondayız. Birazcık da hayatta kalmamız lazım. Yalla da eğleniyor ve artık Cloud9'ın önüne geçtiğimizin garantisi bu sayede gelmiş oldu. Ah Lovazin alana düştü. Hala elenen bir takım yok. Hala 7 ekip. 2 puanlık bir skor geldi. Ama biz de bitirdik. UDR'a doğru yılanlayacağız fakat. Bir bomba geldi arkaya. Aynen öyle. Güzel bir bomba iş. Geldi. Güzel iş. Artık günün 5. maçına geldik. Şuradan bir tane galibiyet alsa Koyus Uyumoyus ki herkesi darmadan edip geliyorlar. Biz elenmişiz ne yazık ki. Maalesef. Ve artık günün son maçına geçişimizi yapıyor olacağız. Şimdi burada Versed Az'a doğru gitti. Alan kontrolü anlamında Dream Eaters'ta Nova'da o kadar iyi iş çıkartıyorlar ki. Üçü de çok güzel yayıldı. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Dream Eaters tam anlamıyla yayılmasa bile onların zaten yükseklik avantajı olduğu için oradan bu kontrolü sağlıyorlar. Nova ise böyle bir duruma sahip olmadığından ötürü alana ve balyalara yayılmak zorunda. Lutz
milimetrik oynuyor. Lutz milimetrik oynuyor. Gelmesin. Gelmesin Şifancım, gelmesin canım. Lutz nasıl ince oyunlar onlar. Ama alandan hasar aldık evet. Ve bu arada Nova'ya skor vermemek bence daha güzeldi. Bayağı başarılı. O hamleyi de ben takdir ettim. Futbolist, bir kez daha söylüyorum. Şampiyonluğa giden yolda 3. günü 1. olarak kapatıyor. Şimdi bizim için ilk harita vakti. Şimdi futbolistin ilk galibiyetinin vakti. Ve 4. hafta son gün şampiyonluğa giden yolda Erengel'le açılışımızı yapıyoruz. Alfa'ya da 2 oyuncu yakalanmak kadar kötü bir durum yok. Bakar mısın ya? Turnuvanın sondaki ekibine ne kadar kötü bölgede yakalandık. Oldman Lutz'u düşürüyor. Üzerine mermilerini atıyor. Bir de bitiriyor. Drone tek başına. O da bitirilecek. Yo, düzeltiyorum. Drone bitirildi. Gitmeden Şifon'u almış. Güzel uçak. Şimdi sırada Weekend var. Az önce de söylediğimiz gibi uçak temiz. Bir de alan da temiz olursa lütfen. Aynen öyle. Önemli olan da o. Bu kadar sesle şimdi basıyoruz. Neden Sinan, şimdi? Sinan geliyoruz. Galiba pozisyonumuz yoktu. Vardı. Agresif geliyoruz. Solkay orada. Güzel bir canla girdi. En azından düşmedi. Şimdi Lutz'dan da destek geliyor. Solkay canını yenilerken Lovaz'ın yere indirilmiş. Onu kimi vurduğunu tam olarak göremedim ama UD Arta bizim için birazcık daha iyi olabilir. Nano, Sandro. Şu anda güzel bölgedeler. Pokus. Evin içinde hala yerde yatıyor. Lutz girecek oraya sanırım. Hayır, girmedi. Lovaz'ın kaldıramayabilir. Fena bir deneme değil Rome'dan. Ama alt katı denemesi lazım. Sandro'ya doğru. Molotov gelmiş. Şimdi Solkay kaldırıyor. Biz bu evleri istiyoruz. Lutz kenara doğru gitti. Rome'un bir tık daha info almak için girdiğini biliyoruz. Burada agresifleşmeyecek. Solkay'dan birazcık yanlış hesaplama. Tekrar can yenilemesi lazım. Bu bize kötü bir 4 saniye kaybettirecek. Lovaz'ın oraya doğru geldi. Rome açılışı yapıyor. Entry'yi aldı. Frag'leri çekmeye başlayacak. Nano'nun üstüne doğru da gidiyoruz. Getirin o puanları. Getirin şampiyonluğu çocuklar. Şimdi burada Pokus'a bir oyuncumuzu kaybedeceğiz ama artık sayı avantajının bizde olduğunu biliyoruz. Hala basıyor. Hala buradan basıyor. Çıkışımız olmadığını zaten biliyoruz. Son aid'i. Futbolisti deneyecek. Son aid'i çıkacak. Futbolisti spreyleyecek. Roma doğru denemeler. O skor Lutz'a gitti. Sen müthiş bir detaysın. Hadi sen Lutz, müthiş bir detaysın. Carillo'dan cevap geliyor. Lovaz'ın canını yenilecek ama çok fazla çıkarımız yok. Bir tane aid attık. Çeyoski yaklaşıyor. Hadi Lovaz'ın bombaları yok oğlum, oynarsın. Çık vur onu. Alanı beklemeleri birazcık daha mantıklı olabilir. Dadin doğruya doğru geldi. Sol tarafa Carillo açıldı. Dadin Roma alacak. Birer mermiyle düşüyoruz ama hiç önemi yok. Loops'tan iyi oyun. Alan onlara verdi. Galibiyeti aldılar ama futbolist kesinlikle çok daha fazla hak ederek, çok daha güzel bir kalite koyarak oynadı. Biz tekrar şampiyonluktayız. KP'nin önüne geçmeyi başardık. Eren geldi. Üçüncü maça geçeceğiz. Lovaz'ın analizi helal, de aldı. Helal. Temiz. Ya Reci beni üzme. Şu an temponu burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet, bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Frozen yerdeydi. Analiz yerdeydi. Birinci skor hemen garantilenmek için buraya gidildi. Milkway kaçıyor. Nefis kaçıyor. Gayet iyi. 2 puanımızı biz de bu sayede garantilemiş olduk. Nefis'in kaçışını gördük. Neyse, yok. Orada sakin sakin oynadıktan sonra devam edeceğiz. Fakat biz B4'u bulmuşuz. Bir de üzerine elemişiz. Raum indiriliyor. Dikkatli olunması lazım. Ya Lux bize yardımcı olamaz mı biraz? Konya'yı düşürseler bir hiç şeyler. Hiç sanmıyorum. Solkay'a doğru yani. Bombalara bakar mısın? Evet. Bayağı can sıkacak. Aksel burada Solkay'ı alıyor. 3 puanı çıkartmayı başardılar. İyi bir bomba mı? Carillo'ya doğru. Güzel atış. 72 hasar vuruyor ama ne yazık ki 73 vuramadığı için burada Carillo hayatta kalmaya devam edecek. Tix indirildi. Lutz ne yapıyorsun ya? Lutz görerek atsa böyle atamaz bence. Lutz çok temiz iş. Çok temiz iş. Arka taraftan KP'nin göremeyeceğini biliyor şu anda. Geri çıkması gerektiğini biliyor ama Carillo onu buldu. Ve AKS'iyle beraber headshot'la Lutz'u bitirecek. Biz 6. olarak burada eleneceğiz. Düzeltiyorum, 6 skorla buradan eleneceğiz. Şimdi Elazar ve Elpozu uçağı izleyeceğiz. Kayto orada doğru devam etti. Kayto dikkatli olmamız lazım. İlk sprey helal güzel edin. Geldi burada. Bir canla da olsa Solkay hayatta kalıyor. AD yok. Ve ne yazık ki kaskı da neredeyse yok. Lovaz'ın oynaması lazım. Sinan burayı. Evet. Lovaz'ın tek başına oynaması lazım. Çok kötü pozisyondayız. Alfa'nın da oynayacağı tuttu. Cloud9 eledeceği çok güzel ama bizi de eleyebilirler şu an. Solkay. Çok iyi. Müthiş oyun Solkay'dan. Bir kez daha M4'ünü konuşturdu. Kendisini yere bırakıyor. O noktada. Ne yazık ki Reyman bizi arkalamış ama Solkay gibi bir gerçek var futbolist takımında. Helal. Bir anda Alfa'yı eliyor.
Müthiş oyun geldi. 4 skor. Lovazin hayata döndürülecek. Sol kay şovunu yaparken. Oh. O 8. Oh. O kadar kritikti ki. Biz burada eleneceğiz. 10. olarak veda ediyoruz bu haritaya. Ve hızlı bir şekilde haritaya geçişimizi yapıyoruz. Alan bizim için müthiş olmasa bile en azından erken rotasyonda atabilecek pozisyonumuz var. Tix'i takım arkadaşlarını bıraktı. Alana doğru ufak bir koşu içerisinde. PRS sanırım. Bizim sanırım sadece bir oyuncumuz hayatta. Evet, Lovazin. Güzel haberler gelmeye devam edecek gibi. Lovazin hayatta ama ona da mermiler geliyor. Şimdi burada deniyor. Uzaklardan hareketler yapmaya çalıştı ama Aniv'in pozisyon avantajının farkında, alan avantajının farkında. Kendisini alana bırakacak. Cloud9 de elendi. Biz de elendik. Ya bizim elenmemiz şu anda çok normal ama Loop, PUBG Mobile, World League ve artık son karşılaşmaya gelmiş bulunuyoruz. Hayır, dörtler şu an, dörtler. Herhangi bir problem yok. Lovazin farkına vardı. Yüze yüze kenara doğru gidecekler. Denize farklı yerden çıkacaklar. Denizden. Az deniyor. 1-2 mermi. Çezer galiba gözüktü orada. Bir tane daha tutturması çok lazım. Güzel. Güzelsin sen. Güzelsin sen. Lovazin burada bir puan almayı başarıyor ekstra olarak. 3 skora çıkmış durumdayız. Az'a da bir mermi daha lazım. Son bir atış. Acaba gelir mi? Sinan gördüğü saniye skorları toplayacak burada. Oraya doğru oynamak zorunda kalabiliriz. Birazcık açık alandayız. Dikkatli olunması gerekiyor. Rağım kritik bir bölgede. Solkay çok kötü bir noktaya yakın. Aracına mı bindi? Aynen öyle. Robdini bir kez daha yerde. Spring oynamaya çalışıyor. Rağım arkasına doğru baktı. Nova'yı ne yazık ki göremedik. Burayı tahmin etmemiz gerekebilir. Tix'i Rayman'ı indirdi. Ne yazık ki burada puanları alacak. Tix'in de düşüşüyle beraber. Hala hiçbir şey garanti değil. Pira indirildi. Loop'a doğru gelen mermiler var. Wildcard sonunda elendi. Onların artık dördüncülük şansı pek de kalmamış gibi. KP'ye bıraktılar o bölgeyi. Cloud9 de eğleniyor. Nova oyuncuları düşmeye başlayacak. Futbolist şampiyonluğa giden yolda müthiş bir avantaj elde etti. Carillo ne yazık ki puanları aldı. Bu bizim için müthiş haber değil. 6 skorumuz var. Roam toplamaya devam etti. 291-278. Sinan 13 puanlık fark devam ediyor. Lovazin keti çekecek. O skorun da garantisi geldi. Galiba puanlar 14'e gitmiş olabilir. Sıralamaları da almayı başarıyoruz. Müthiş bir oyun sergileniyor şu anda. Biz iyi bir bölgeye girmişiz. İyi çok güzel oynamışız. Kapalamışız. Şimdi canlarımızı yenilememiz ve hemen evin içinde kalmamız lazım. Dadin indirildi. Mixera. B4'la beraber burada acaba güzel bir iş yaparlar mı Alfa ekibi? Alfa üzerimize doğru geldi. Faker araçtan kendisini düşürdü ne yazık ki. Kaito içeriye doğru girmek istedi. O burada indirilecek mi diye bakıyorum. Alfa Legends eleniyor. Futbolist 7.liğe kadar çıkmayı başardı. Lovazin kaldırılacak. 7 skor puanımız var. Hala avantaj bizde. Bir oyuncumuzu kaybetmiş olsak bile şimdilik farkı açmaya devam ediyoruz Loops'la. Gelecek cevabı iyi verdik. Mystic yakın. Solkay'ın onun sesini almış olması lazım. Mystic'in üzerine doğru devam etti ama Mystic çoktan kendisini yere attı. Dikkatli bir oyun gerekli. Koordine bir oyun gerekli. Mystic'i de buluyor. Skorları istiyor gibi Solkay. Kafasını bir kez daha kaldıracak. 8. puanı çıkartmayı başarıyor. Rome son darbeyi vurdu. Futbolistin burayı oynatmaya hiç niyeti yok. Burada PUBG Mobile World League'de West şampiyonluğunu bırakmaya hiç niyeti yok. Oraya doğru gelen bir drop var. Rome'un kaldırılması lazım ama bir yandan Tiki oyuncuları da Marco ile birlikte umutlarını hala bitirmiş değiller. PK'den gelen bombalar söz konusu, üzerimize oynayacaklar. İlk knock'ı aldılar, üzerimize doğru oynayacaklar. Solkay tek başına. 293-279. O bomba bizi çok üzebilir ne yazık ki. Üzerimize doğru gelen Solkay'ın yapabileceği çok fazla bir şey olmayan bomba sonucunda Futbolist burada ne yazık ki oyuna veda ediyor. Federal hala yerde, kaldırılması pek mümkün değil. Chavuski'nin farkına vardı burada J7. Zamanlama ne kadar iyi J7. Metronomu konuştur J7. Chavuski de bitiriliyor şu anda. Sonunda Dadin'in farkına vardılar ama ne yazık ki Dadin'in verecek bir cevabı var. Kaliteli bir oyun sergiledi. B4'a denemeler Carnage'dan. O mermilerin tutmamasını istiyoruz şimdilik. UDR hala hayatta. Sürünmeye devam ediyorlar. Hala hamlesini yapamadı şu an. Ulysses çok sakin. Onun farkında değil birçok takım. Sonunda Federal bitirildi. Ekstra herhangi bir hamle yok. Dadin ayakta koşmaya başladı. Sonra tekrar kendisini yere bıraktı. Kaldırmayı mı deneyecek? Son alana 3 oyuncu girmek istiyorlar. 6 skorları var şu anda. Gelir mi acaba bu oyun?
Gelir mi bu oyun? Karı gönderildi. Dadin indirilir mi acaba? Mobile World League'de şampiyonluğa doğru gidiyor bu sayede. Çok güzel oyun geldi bir anda be. PK, UDR, B4 son mermileri sıkacaklar. Biz bu maratonun sonuna geliyoruz ama şampiyon olmayı başarıyoruz. Bu kadar aksiyona gerek var mıydı? Bu kadar heyecana gerek var mıydı bilmiyorum. Bu maçın kazananının gerçekten bir önemi yok. Müthiş bir maraton, müthiş heyecan, adrenalin bir insan vücudunda olabilecek en üst noktaya çıktı ve hala da inmek bilmiyor. Futbolist şampiyon olmayı başardı, birinciliği almayı başardı. Çok zorlu bir mücadeleden, 4 haftadan, 21 günden sonra biz burada alnımızın akıyla çıktık.